tarımsal eğitim seferberliğini Şanlıurfa'dan başlatma konusunda yaptıkları bu çalışmalar ve merkezde bakanlığımızdaki arkadaşlarımızın da yoğun çabalarıyla bugün Tarım Bakanlığı burada ve eğitim seferberliği tarımın başkenti Şanlıurfa'dan başlamış bulunuyor. Bilgi 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 kara düzenden çıkalım. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, tarımsal eğitim seferberliğini Şanlıurfa'da işte bu sözlerle başlattı. Tarımın başkenti Şanlıurfa'dan vatandaşlara seslenen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, her biri konusunda uzman yetişmiş kadrolara sahip olduklarını, önce eğiticilerin eğitimini gerçekleştireceklerini, ardından da üreticilerin en yeni bilgilerle buluşturulacağını kaydetti. Veterinerlerimiz var, ziraat mühendislerimiz var, eee teknik personellerimiz var. Çok nitelikli bir kadromuz var. Şimdi bu kadroların önce eğiticilerin eğitimini gerçekleştireceğiz. Şanlıurfa'da kaç tane eğiticiye ihtiyaç var? 300 diyelim. Kaç tane köyümüz var? Yaklaşık 1300 tane köyümüz var. 300 tane eğitim bak ziraat dolarımızda da buradalar. Ilçesiyle, merkeziyle ziraat dolarımız bu işi tam merkezindeler. Üniversitemiz değerli hocamız buradalar. Ziraat fakültelerimiz, veterinerlik fakültelerimiz direkt bu işin içindeler. Bu eğitim kampanyası içindeler. Birazdan belki de bu sunumları biraz sonra izleyeceğiz. Hep beraber eğiticileri eğiteceğiz. Konu başlıklarımız belli. Hangi konularda eğitim vereceğiz çiftçimize? Neyi nasıl kullanacak? Nasıl bir üretim yapacak? Bu alanlar belli. İşte bu belli olan alanlarla ilgili 300 eğiticimiz olsa Şanlıurfa'da topu topu 4 tane 5 tane köy düşüyor her eğiticiye. 5 tane köye gideceğiz ve 5 tane köyde bu bakanlığın geleceğin vizyonu çerçevesindeki tarımla ilgili eğitimi gerçekleştirmiş olacağız. Bakan Faruk Çelik, Şanlıurfa'da düzenlenen törenle ülke genelinde tarımsal eğitim seferberliğini başlattıklarını ve üreticilerin bilgiyle buluşması için önemli adımlar atacaklarını dile getirdi. Çelik, "Şimdi öyle bir zamana doğru ilerliyoruz ki, gıdayı kim kontrol ederse dünyayı o kontrol edecek. Onun için bu konuştuğumuz konular önemli." dedi. Faruk Çelik tarımda eğitimin önemine değinerek toprağı kimyasallardan korumak, gübreyi uygun bir şekilde kullanmak, hayvancılıkta yaşanan problemlerin üstesinden gelmek, doğal alanların korunmasını sağlamak konularının hepsinin temelini eğitimin oluşturduğunu kaydetti. Toprağı kimyasal maddelerin müptelası haline getirmemek durumundayız. Bulmuşuz kimyasal. Niye kullanıyorsun? Vallahi böyle herkes kullanıyor. Bu mudur? Siz rastgele şu eczaneden, raftan ver şu ilacı da bir, bir, bir bu hapların tümünü içeyim diyor musunuz? Doktor hangisini verirse onu kullanıyorsunuz. Aynı şekilde toprak neye ihtiyacı var toprağın? Bunu tespit edip o ilacı o tedavi yöntemini toprağa uygulamak gerekiyor. Her alanda olduğu gibi tarım ve hayvancılık alanında da bilgiyi etkin şekilde kullanmamız ve çiftçilerimizle üreticilerimizle Bunları buluşturmamız, bu bilgileri buluşturmamız gerekiyor. Bakan Çelik, Milli Tarım Projesi kapsamında ele alınan Şaptan Ari Seferberlik, tarımsal eğitim ve benzeri çalışmaların başarıyla neticelenmesini ve Türk tarımına hayırlar getirmesini diledi. Bakan Çelik ayrıca üreticilerin hep yanında olduklarını bir kez daha vurguladı. Çelik, üreticilerin hiçbir üzüntüye kapılmamalarını, bakanlığın, il müdürlüklerinin, işletme danışmanlarının daima onların yanında olduklarının da altını çizdi. Bu eğitim, şaptan ağrı, seferberlik gibi Milli Tarım Projesi'nde ele aldığımız bu temel konularla ilgili bu çalışmalarımızın başarıyla neticelenmesini, Türk tarımına hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Sizler Sakın tarımla iştigal eden kardeşlerim, hayvancılıkla iştigal eden kardeşlerim, her yerde söylüyorum, burada da söylüyorum, ağırlarınızı, ahırlarınızı hayvanlarla doldurun. Tarımla iştigal eden kardeşlerim, biz hep yalnızdayız, yalnızda olmaya devam edeceğiz. Çiftçinin bir hakkı varsa o hakkı alıp söke söke çiftçiye vermek için mücadelemizi sürdüreceğiz. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayın ve Yayınlar Daire Başkanı İlkay Kılıç tarımsal eğitim seferberliği çalışmasının başarılı olacağına inandığını ifade ederek bu anlamda çiftçilerin kendilerine destek olmasını istedi. Bakan Faruk Çelik konuşmaların ardından video konferans sistemiyle ilçelere bağlanarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Canlı bağlantılar esnasında üreticilerin sorunlarını da dinleyen Çelik, bir besicinin küpeleme sistemiyle ilgili isteğini de anında cevaplayarak toplantıda bulunan Hayvancılık Genel Müdür Vekili Osman Uzun'un hemen bölgeye gidip konuyla ilgilenmesi talimatını verdi.